fena maç geldi. Süper finalin rövanşı mı? Tüm arkadaş muhabbetlerinde bu dönüyor vallahi. Eksikler, gedikler falan bir yana. Bu maçın hikayesi güzel olacak. Öyle gözüküyor. Okan Buruk da yine bileniyordur ki. Gerçi apandist ameliyatına alındı. Büyük geçmiş olsun. 2 gün istirahat verirler ama çabuk taburcu ederler. Allah sağlık sıhhat versin. Her şeyden önemli bu, biliyorsunuz. Bu maça şöyle bakabilirsin. Net dersin ki. İşte Galatasaray 10 gol farkla ligin en çok gol atan takımı. İşte Beşiktaş sadece savunmada değil, geçiş hücumlarında da usta. Rakipleri köşeye sıkıştıran bir takım. İşte savunmada ligin en az gol yiyen takımı olarak bir duruşu var. Öte yandan işte Galatasaray'ın yüksek kaliteli hücumcuları var. Kim kazanacak? O mu? İşte geçiş hücumu mu? Savunma disiplini mi? İyi hücum attı falan. Ben öyle görmüyorum. Yani ne zaman gördük ki derbi öyle zaten yani. Havasına suyuna şöyle bir bakıyorum ama hani çok gergin bir havada sezinlemiyordum Yunus Akgün mevzusuna kadar. Orada biliyorsunuz bir ton kıyamet koptu baba. Yani Beşiktaş cezayı Twitter'dan protesto etti falan. Sahanın içine yansımasın da. Bunu da mecburen söylüyorum ben. Yoksa kimdi o ya? Hani Milan Inter maçında baba gitti aldı Inter logolu korner bayrağını, çıkardı kendi üstünden Milan formasını, giydirdi korner bayrağına. Şimdi buralarda büyük yara veriyor bu işler. Yoksa ben hafif severim yani böyle gerginliği. Ne yalan söyleyeyim şimdi. Neyse abi. Sahanın içinden çok enteresan yerler var. Ders çalıştık Emirhan Ünal ve Recep Reis'le beraber. Ama skor tahminlerinizi de görelim güzel insanlar. Ne olur maç? Biz de kafada oynamaya çalışalım. Güzel insanlar, şimdi Galatasaray üçlü oynar mı, oradan başlamak lazım. Ben hiç sanmıyorum. Yani yeteri kadar üçlü pratiği yok bir kere. Daha Davinson'un yeri bile sıkıntılı. Bir de abi Jakobs olmadan zor o iş. Asimetrik bir şeyler gördük şu ana kadar. Neden bahsediyorum? Örneğin abi özellikle Rize Spor maçından beri Galatasaray Kaan, Davinson, Apokerim, Jakobs dörtlüsünü kullandı. Bu dörtlü tandemde sol çizgi Jakobs'a emanet edilirken Kaan biraz da böyle üçlü savunmanın bindiren stoperi gibi konumlanıyordu. Jakobs'un önünde Yunus tercih ediliyordu. İç koridor oyuncusuna evriliyordu, hatırla yine. Hani 3-4-1-2 görünümüne yakın bir oyun oynuyor Galatasaray. Ama işte emniyet kemerini takarak bir üçlü sistem gibi. Şimdi Jakobs'un da derbide oynamayacağını farz edersek ki şimdiki bulgular böyle. Sol taraf acaba Berkan'a mı emanet edilir diye düşünürken sıkıntılı bir süreç gibi duruyor yani. Sıkıntılı oluyor. Bir de o zaman Beşiktaş'ın sol kanat organizasyonları, Rafa'nın da o bölgeye zaman zaman kaymasıyla. Hani sene başından beri çok üçgen izledik öyle. Etkili, iyi. Rafa, Raşitsa, Svensson arasında. Şimdi ligde beklerini hücuma konumlandırma konusunda Beşiktaş etkili takım. Ama Allah aşkına Gio Hoca'ya, şu Rafa'ya da dokunma. Rafa Silva merkeze daha yakın duracak baba. Jetson da hep 3. bölgede topunu oynayacak. O izni vereceksin. Bak ne oynadı Lyon maçında? Azıcık övmeyelim abiler. Top kazandı, ikili mücadele kazandı. Golü gördünüz, 3 puan kazandı. Zaten merkez düellosu güzel olur bence derbide. Sara mesela. Yani Gabriel Sara'nın pasları ben şey gördüm, düşündüm bir ara izlerken. Ulan Beckham'ın vardır ya böyle zehirli uzun top. Artık onlara geçer mi diye düşündürdü. Son maçta 3. golde attığı pas nedir abi? Muhtemelen de derbide hedef adam olur, söyleyeyim. Baskı yiyecektir, sağlam baskı görecektir ki şu ana kadar çok rastlamadı daha. Bakalım nasıl sınav verecek. Beşiktaş'tan yine baskıya çıkan ama onun dışında da sabırlı oynayan bir kimlik bekliyorum. Alan kovalayacak falan. Ama işte doğru koşu çok önemli ya. O koşu atacak oyuncusu yani sıkıntı mı Beşiktaş'ta, ben biraz öyle görüyorum, bilmiyorum. Bence insanlar biraz da ondan Semih Kılıçsoy deyip duruyor. Semih de yani top tutuyor yani. O zaman işte ne oluyor, olmayınca fazla gömülü kalıyorsun. Çok pozisyonda yiyorsun. Şans yardım etmese Lyon maçında afizan Allah. Bu sefer hücum konusunda da yani çok iyi iş çıkaran bir rakibin olacak. Her şeyi diyordum. Bence 4-4-2 öyle bir düzen seçebilir Okan Hoca. Söyleyeyim yani sesli düşünüyorum tabii. Torreira Sara ikilisini bozmadan kullandı zaten. Bu ikiliden birinin olmadığı ilk maç Kasımpaşa zaten puan kaybı oldu. Bu ikilinin oynayacağı kesin gibi, sakatlık falan yoksa. Şimdi mühim olan diğer bir orta sahanın kim olacak? Şimdi Okan Buruk'un Mertens'le oynama arzusu tamam. Ama enerji de isteyecektir biraz. İki sebepten. Bir, Jetson, Endur, Rafa. Bunların dikine çıkma yeteneği var. Galatasaray'ın orta sahadaki çarpışmada geride kalmasına sebep olabilir. İki de 4-4-2 savunmayı da bir hücum çeşidi olarak görüyor ya malum. Hani en temel noktası da prestir. Rakibe boş alan vermeyeyim. İç sahadayım. Serdar Romanş'ı alma hırsı var.
Yoğun fizik lazım işte. Özellikle orta sahanın o kenar oyuncuları orta saha gibi oynayacak değil mi? Savunmaya yardım edecek. Hücumda da hareket olacak. Onda sıkıntı yok. Sakki gibi, takımı gibi dönüştürerek, dönüşerek oynayacak. Ama çalışkan oyuncular lazım. O yüzden Mertens'in temposunu hesaba katıp onun yerine Icardi'yi daha geride konumlandırmalı bir şablon çıkar sanki diyorum. Icardi de zaten adama santrafor dedik, ceza sahası golcüsü dedik, kimlik değiştirdi anasını satayım. Yani bilmiyorum farkında mısınız topla buluşma noktalarının son zamanlarda? Çok önemli. Yani ben öyle bekliyorum. Ama mevzu Galatasaray'sa tabii başlangıç 11'i kadar bitiş 11'ine de bakmak lazım. Öyle mi? Yani ikinci yarı fobisi var tanıdığım herkeste. Baksanıza güzel insanlar, Galatasaray ligde kalesinde gördüğü 8 golün 6'sını maçın ikinci yarısında yemiş. 4 tanesi de 80 ile 90 arası gelmiş ha. Dön Beşiktaş'a, bulduğu 17 golün 7'sini maçın ilk 40 dakikasında bulmuş. Ki bu arada Galatasaray'da bu sezon oynadığı lig maçların hiçbirinde ilk 40 dakikada gol görmedi kalesinde. Bakalım böyle tez antitez ne olacak? Hadi az hani bari veri paylaşayım girdik madem. Beşiktaş ligde topla oynama ile ilgili istatistiklerin çoğunda tek tek okumayayım. Elinde, birinciliği elinde bulunduruyor. Galatasaray'da atakları sonuçlandırma ve hücum aksiyonlarındaki istatistikler de üstün. Özellikle Beşiktaş topla oynamada zirvede %58.7. Maç başına isabetli pas, rakip yarı sahada yapılan pas buralarda lider. Galatasaray'da dediğim gibi pozisyona girme, bitiricilik konusunda lider. İşte ilk 40'ta tuttun Beşiktaş'ı. Son 10'da da tutan tarafta mısın, saldıran taraf mı? Nerede olacaksın? O zaman zaten hikaye bayağı değişiyor. Referansımız ne? Atıyorum süper final maçı. Skor daha 2-0. Torreira ve Berkan gibi merkezde de öyle daha tutucu olan iki oyuncusunu çıkarıp orta alanı tamamen Beşiktaş'a bıraktı Okan Buruk ve ana planı zaten geçiş hücumları yapmak olan Beşiktaş'ın da ekmeğine yağ sürmüş oldu. Sonrasında Young Boys maçlarında da ilk maçtaki Batshuayi performansına çok inandı. İkinci maçta daha tedbirsiz bir 4-4-2 ile turu rakibine hediye etti. O maçta da Galatasaray'ın Süper Kupa'daki gibi sık sık geçiş hücumu yediğini gördük mü? Gördük. O yüzden şu da var tabii, yani biz ne dersek diyelim, anların oyun olduğu için hani bizim konuştuklarımız sadece sesli düşünme. Ha, bir şeyden eminim. Duran toplar. Galatasaray o konuda gerçekten uzmanlaştı. Geçen sene bakın 15 golün duran topta. Bu sene de daha şimdiden 9 golü atmışsın duran topta. Yani ligde. Ya az bu şey değil. Derbilerde de büyük sorun çözüyor. Bunu yapan takımlar, zaten becerebilenler bayağı da öne geçiyorlar yarışta arkadaş. O da doğru yani. Maç kilitlenir atıyorum. Udokai yine deli gibi savunur değil mi? 16 tane top uzaklaştırmış ya Lyon maçında. Ersin sonra yuhalıyorlar diye bir de. Ya öz kaynak topçusu yuhalanır mı arkadaş? Sahip çıkacaksın ya. Bak Barcelona Bayern'e 4 attı. 22 oyuncusunun 12'si altyapıdan. Sonra Semih oynasın. Semih boş kaleye 3 tane kaçırsa yuhalanmayacağından emin miyiz? Aynı insanların yuhalamayacağından emin miyiz? Yani bu işleri biraz doğru ayarlamak lazım. Gelersine sakat sakat ne gerekiyorsa bir fazlasını, iki fazlasını yaptı. Hocasını da rahatlattı, yoksa derbi öncesi ciddi sıkıntı yaşardı söyleyeyim. Şimdi eksiklerle de beraber herhalde yine Ersin'in önünde aynı stoperler, Emirhan Rudokay'lar. Beklerde Svensson, Masuaku olacaktır. İki stoperin de solak olması tabii Beşiktaş'ın geriden çıkışlarda çoğu zaman Masuaku'yu ana tercih yapması ister istemez Beşiktaş savunmasını da bu tarafa doğru sola meyilli şekilde dizecektir. Bu nedenle ben 6 numarada oynaması muhtemel Musrati'nin daha fazla derine gelmesi, savunmadan çıkışlarda takımını rahatlatmasını bekliyorum. Yoksa Barış Alper sık sık Masuaku'ya baskı yapar. O engeli çakar baba. Orta sahada da ideal üçlü diyebileceğimiz hani Musrati, Jetson, Rafa Silva üçlüsünü ben bozulacağını sanmıyorum. Bana kalırsa zaten hani Şerendur'un Lyon maçında ilk 11 olma sebebi de biraz acaba dedim hani Musrati bu maç için mi dinlendiriyor diye. Çok çabuk ve kesici olmasa da Musrati'nin oyun aklı, pas tercihleri, deplasmanda olmanın bir dezavantajı da var. Orada baskı yiyeceğini de kesin. O baskıyı kırma konusunda yardımcı olacaktır. Jetson da az önce dediğimiz gibi yani bu sistemin dinamosu, yine yapacağı baskılar, kazanacağı mücadeleler direnç noktası olacaktır Beşiktaş adına. Ama Yunus başta Galatasaray kanat oyuncularını da hani içe doğru yönlendiriyor dedik ya, denge bozuyor. Ona da çözüm bulması lazım Gio Hoca'nın. Ben sene başından bu yana gördüklerimle hani sorun çözen hoca da diyemem. Kimse kusura bakmasın.
bu test maçını iyi götürecek mi? Göreceğiz. Ha, eksik, gedik, onlar fazla bir şey demiyorum. Hani kanatlarda sağ tarafta hocanın birinci tercihi Raşit olsa da bence Beşiktaş adına maçın en önemli soru işareti sene başından beri gerçi öyle de solda kim oynayacak? Orada çünkü baskılarda pozisyon almada şöyle bir durum da var. Davinson ileri doğru çekildiği zaman bekler zaten devşirme. Arasına bir top atıyorsun, pozisyon senin gibi bir durumda oluyor. Bunu da kullanmak iyi fikir söyleyeyim de. Kimi konuşmadık? Osimhen'i. Abi o varsa her şey değişebilir. Yani tüm konuştuk ya hepsini buruşturup çöpe atar mı? Vallahi yapabilir. Ne diyorsunuz abicim siz ben buradayım da diyecek bir adam. Onu da söyleyeyim. Alıyor Davinson'dan uzun topu. Sürat, patlayıcılık, kale hafızası zaten yüksek olduğundan şut. Deli gibi koşup pozisyon yaratma. Yani sahanın içinde öyle böyle bir enerjisi yok. Enerjiden kastım da fiziksel değil, aurasından söz ediyorum. İşte o her şeyi değiştirebilir. Ve en güzeli de bu değil mi güzel insanlar? Bir Rafa Silva'sı, Osimhen'i, bir Immobile'si, Icardi'si, Allah Allah. Tamam konuşuyoruz da işte Beşiktaş'ın en zayıf kısmı kenar oyuncular. Galatasaray'ın güçlü yönü orası falan. Biraz da 90'lar yani böyle topçular üstünden de izlemesi, bakması ayrı bir keyif derbilere. O yüzden heyecan vaat ediyor vallahi derbi. Ben hala bilet kovalıyorum bunun için. İnşallah bulurum. Fiyatlar da anasının gözü gibi pahalı, onu da söyleyeyim. İyice böyle aldı başını gitti, kombinesiydi, biletiydi. Arkadaş yönetimlerin de hiç acıması yok. Ülkede 11.3 milyon kişi yoksulluk içinde. 32 milyon kişi yoksulluk sınırında yaşıyor. El insaf. Neyse bakalım sağa sola haber saldık gidebilirsek. Şimdi bu adamları sonuçta bir odaya toplamışlar değil mi? Cem Yılmaz'ın filminde dediği gibi. İnşallah da hani dünya para verenlerin yüzünü kara çıkarmayacak bir oyun olur. Topun oyunda kalma süresi falan. Onlar bilet fiyatıyla örtüşür inşallah. Oradan da son sözüm hakem olsun mu? Olsun. Seni izlemeye değil ha. Millet Rafa'yı, Osimhen'i izlemeye geliyor. Ona göre sayın hakem. İşinizi yapınız. Görünmez olunuz. Kenara çekiliniz. Hadi eyvallah.